Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomda sizlere evde nasıl şalgam yapılır göstermeye çalışacağım. Bugün yanımda bir tane yardımcım var. Mete. Mete merhaba de istersen. Pek gördüğünüz gibi konuşmayı sevmiyor. Şalgam için şimdi pazarlarda satılmaya başlandı. Marketlerde de var. Böyle siyah havuç alıyoruz. Asıl şalgam havucu bu. Şöyle yakından göstereyim. Bu havucu soyacağım. Bir de tabii Adana'da bu bulunuyor. Başka şehirlerde bulunuyor mu bilmiyorum. Böyle çelen bitkisi var. Bu da şalgama çok güzel bir tat veriyor. Bunu da kullanacağım. Yani bunu koymasanız da olur ama koyunca tabii daha güzel bir tat veriyor. Şimdi bunları güzelce bir yıkayıp sonra soymaya başlayacağım. Ondan sonra videoya devam ederiz. Şimdiden iyi seyirler. Şöyle, onu havuç sayar gibi şöyle. Görüyorsunuz nasıl boyuyor elimi. Bakın. Bu böyle havuçlardan çok lezzetli şalgamlar oluyor. Havuç ne kadar boyuyorsa elinizi o kadar güzel sonuçlar alırsınız şalgamlar. Bu böyle içerken ağzınızı yüzümüzü de boyar. Değerli arkadaşlarım, havuçları güzelce soydum. Şimdi böyle dörde diliyorum. Yardımcım geldi. Nasıl yapalım şimdi Mete? Şöyle tanıtalım. Şöyle içerisine bu mayalanma işlemi gerçekleşsin diye biraz bulgur koyuyorum. Biraz bulgur koyuyorum. Şöyle bulgur, şeker, bir yemek kaşığı kadar şeker koyuyorum içerisine. İki yemek kaşığı kadar tuz koyuyorum. Meteciğimi de koyalım. Hadi ye bunu, al. Ye. Şimdi bu tuz içerisine kavanozun içerisine koyup bu malzemeleri biraz karıştıracağım, çalkalayacağım. Daha kolay oluyor. Şöyle. Ver bakayım. Teşekkür ederim. Şimdi böyle daha kolay eriyor. Ne yapıyorsun baba? Ha? Ne yapıyor? Babacığım ne yapıyorsun bunu? Aklına mı geliyorsun? Evet, şimdi kavanozumuzun içerisine şalgamları koyuyorum. Mete de koyuyor. Çok güzel. Aferin Mete. Tamam. Bunlar da ikinci kavanozumuz için kalsın Mete. Bunlar da ikinci kavanozumuz için kalsın. Teşekkürler. İkinci kavanozun yapımına başladık Mete. Tabii daha hızlı gidiyor. Aferin oğlum. Hadi. Koy içerisine. Koy, koy, koy. Evet, böyle atıyoruz. Dur, bekle. Şekerini döküyorum. Bulgurunu döküyorum. Tuzunu döküyorum. At içine. At, 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 at. Aferin.
Çok iyi ya. Mete senin elindeydi ya. Çok lezzetli olacak bu. Tabii ellerimiz de bu arada bayağı boyandı. Eldiven giymek daha mantıklı tabii bu işleri yaparken. Değil mi? Evet. Şimdi çalkalayacağız Mete. Üzerine su ekleyeceğim sadece, evet, hep suyu unuttuk. Üzerlerine ağzına kadar su dolduracağım, anladın mı? Bu konuda işlem tamam. Şalgam 10. dakikasında böyle bir renge büründü. Yani bu yaklaşık bir ay bu şekil bekleyecek. Tabi acele edip erkenden 15. gününde içtiğim çok olmuştur. İnanın çok lezzetli oluyor. Dışarıda alınan şalgamlardan kat kat güzel oluyor. Yapılması da çok basit. Mete nasıl gidiyor? Yaptı şalgamı. İçecek misin peki? İçeceksin. Aferin sana. Gördüğünüz gibi 10 dakika oldu. 10 dakikada hemen rengini vermeye başladı. Bir ay sonra tam olgunlaşmış oluyor. 15 günden sonra içilebiliyor. Yani dibinde şu an koyduğum bulgurlar duruyor. Bu bulgurlar da bir hafta sonra çözülmeye başlıyor. Bir fermentasyon süreci mi desem tam bilmiyorum. Böyle şey oluyor. Şalgam olgunlaşmaya başlıyor ve rengi gitgide koyulaşıyor. Aldığım şalgam havucu da gerçekten çok kaliteliymiş. Yani bundan çok umutluyum. Bu şalgam çok lezzetli olacak. İçinde bir basınç oluşuyor. Şöyle bunu da uyarmadan geçmeyin. Şöyle bir 2-3 kilo bir kontrol edelim. Cam şişe olduğu için Allah korusun patlayabilir. Şöyle ağzını azıcık açıp havalandırıp geri kapatalım. Arkadaşlar bu arada isterseniz böyle plastik şişeye de yapabilirsiniz. Plastik şişenin dezavantajı içerisindeki taneleri almak biraz zor oluyor tabii kapaktan çıkartmak. Ama böyle ağzı geniş cam kavanozda yapınca içindeki taneleri, havuç tanelerini rahatlıkla yiyebiliyorsunuz. Şalgamı yapalı 2 gün oldu. 2 günde rengi artık iyice ortaya çıkmaya başladı. Tabii bu daha da koyulaşacak. O bildiğimiz böyle bir işlemsi rengini alacak. Güzel olacak diye umuyorum. Yani arkadaşlar yapın. Çocuklarınız böyle güzel doğa şeyler içsin. Sağlıklı şeyler içsin. Böyle saçma sapan kapalı kutuda yiyecekler içecekler alacağımıza böyle şeyler içsinler. Şimdiden afiyet olsun.